Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlar kampımızın ikinci haftasında çözümleme konusunu işleyeceğiz bu videomuzda. İnşallah ödevlerinizi yapmışsınızdır. İlk 3 konunun ödevini vermiştim sevgili gençler. Bu ödevler 0-20 net arası yapanlar için biliyorsunuz. Matematiğin ilacında size ödev videosunda anlattığım konuları, söylediğim konuların testlerini çözecektiniz arkadaşlar. Umarım çözülmüştür testler. Şimdi bu haftanın videolarından hemen sonra, konu anlatım videolarından hemen sonra sevgili gençler yine ben sizin için bir ödev videosu koymuş olacağım. O videoda söylenen konuların testlerini de çözmeniz sizin için gayet iyi olacaktır. Diyelim ve konumuza başlayalım isterseniz. Nedir bu çözümleme? Basamak analizi diye de geçer kitaplarda, haberiniz olsun. Şimdi AI'ler. Birer rakam, burada i'ler sevgili gençler, indis diye adlandırıyoruz biz bunları. A'iler birer rakam, neyse sayma sayısı olmak üzere her a doğal sayısı a eşittir. A n çarpı 10 üzeri n. A n eksi 1 çarpı 10 üzeri n eksi 1 artı en son a 1 çarpı 10 üzeri 1. A 0 çarpı, hatta burada da bir 10 var ama 10 üzeri 0 var diyebiliriz. Bak burada da bir 1 var. 10 üzeri 1 olduğu için sadece 10 yazdık. 10 üzeri 0 1 olduğu için de sevgili gençler, 10 üzeri 1 10 olduğundan buraya sadece 1 yazdık. Ve burası 10 üzeri 0 olduğu için burası 1 olduğunda yazma ihtiyacı hissetmemişiz gibi de düşünebiliriz. Biçiminde gösterilebilir diyoruz. Şimdi bu gösterime A doğal sayısının çözümlenmiş şekli diyoruz. Mesela A, B, C, D yukarıdaki gösterimden çok anlamadıysan burayı mutlaka çok iyi dinle. A, B, C, D 5 basamaklı bir sayı olmak üzere. Bak şimdi A, B, C, D, E'yi nasıl çözümleriz sevgili gençler? Şöyle. Şurası kaçlar basamağı? 10 üzeri 0. Yani birler basamağı. Burası onlar basamağı. Burası yüzler. Burası binler. Ve burası da 10 binler basamağı diyeceğiz. O halde ben bu sayıyı nasıl çözümleyeceğim? A çarpı 10 üzeri 4 artı B çarpı 10 üzeri 3 artı C çarpı 10 üzeri 2 artı D çarpı 10 üzeri 1 yani 10 artı E çarpı 10 üzeri 0 yani 1, onu yazmıyorum. E çarpı 1 diyelim hadi, ama 1 yazmak zorunda değilsiniz. Şimdi aşağıdaki sayıları, karşımıza çok çıkabilecek türden olanları sevgili gençler biraz çözümleyelim sizle. AB 2 basamaklı sayısını nerede görürseniz tanıyacaksınız. 10A artı B diye çözümlersiniz. BA 2 basamaklı sayısı, hocam onda ne var? 10B artı A diyebilirsin. Şimdi buraya bakacak olursak AB ile BA'nın toplamı, yani şunla şunun toplamından bahsediyoruz. Şimdi bu ikisini toplarsanız sevgili gençler 10A ile bir tane A'nın toplamı 11A yapar. Bir tane B ile 10 tane B'nin toplamı da 11B yapar. Hocam ikisinde de 11 çarpanı var. Güzel, o zaman sen de bunu 11 parantezinde A artı B biçiminde yazabilirsin. Pek tabii. Peki bunların farkında da aynı şeyler geçerli mi? Benzer olaylar var. Bu sefer şundan şunu çıkaracağız. Güzel, çıkaralım. 10A'dan A'yı çıkarırsanız, tabii ki aynı harfleri kendi içlerinde çıkarıyorsunuz. Yani 10A'dan 10B'yi çıkaramazsınız. 10A'dan A'yı çıkarırsanız 9A kalır. B'den 10B'yi çıkarırsanız da eksi 9B kalacaktır. İkisinde de 9 çarpanı olduğu için 9 parantezinde buraya da A eksi B diyebilirsiniz sevgili gençler. Şimdi bunları nerede görürseniz tanımak zorundasınız. Nerede görürseniz, çünkü sorularda çok karşınıza çıkacak. Çünkü AB artı BA, AB eksi BA, bunlar sorularda çok karşınıza çıkacak. Bunları arkadaşlar bu şekilde kestirmeden görür görünmez tanıyıp bunları yapıştırabilirsiniz. Haberiniz olsun. Tamam. Şimdi ABC 3 basamaklı sayısını nasıl çözümleyeceğiz peki? Şöyle, yüzler basamağında A olduğu için 100A. Onlar basamağında B olduğu için 10B ve birler basamağında bir tane C olduğu için C diye çözümleyeceğiz. Peki bu ABC sayısını başka nasıl çözümleyebiliriz? Yani nasıl yapabiliriz? Şöyle, bakın arkadaşlar, ben örnek veriyorum. AB0 sayısıyla C sayısını topladığım zaman ABC 3 basamaklı sayısını elde edebiliyorum. Tamam, güzel. Mesela 57 ile ben sana 10'u çarp desem, sen direkt cevabı verebiliyorsun. Sonuna bir tane sıfır ekliyorsun. Veya 23 ile 10'u çarp desem, sen hemen cevabını verebiliyorsun. 230. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir sayının sonunda sıfır varsa, bakın şurada sıfır varsa,
Sıfır olmayan yerle 10 çarpılmış demektir. Yani 23 kere 10, 57 kere 10. Şimdi buraya bakıyorsun, AB 0 var. Sonunda da 0 var yani, anlayacağın üzere. Peki ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? 10 çarpı AB. Yani AB iki basamaklı sayısıyla 10 çarpılmış diyebilirim. Üstüne bir de ne eklenmiş? C eklenmiş. O zaman ben bunları toplarsam 10 çarpı AB iki basamaklı sayısıyla C'yi toplamış gibi olurum. Yani sen bu ABC 3 basamaklı sayısını bazen sorularda işine geldiği gibi şu şekilde de çözümleyebilirsin. Peki başka bir şekilde yapabilir miyiz? Tabii ki yaparsın. Bak şimdi. A00 sayısıyla sen BC 2 basamaklı sayısını topladığın zaman da aslına bakarsan burada ABC 3 basamaklı sayısını elde edebilirsin. O zaman biz bu A00 sayısı için 100 A'nın üzerine bir tane BC 2 basamaklı sayısı eklenmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Bu şekilde de işine geldiği gibi çözümleyebilirsin. Pekala. ABCD 4 basamaklı sayısı. En genel haliyle çözümleyelim hadi. Bina, binler basamağında olduğu için 100B, 10C ve bir tane de D. Bak şimdi şunu ben şöyle yazayım. AB00 ve CD sayısı olarak yazabilirim, örnek veriyorum. Bunların toplamı da sevgili gençler zaten bize ABCD'yi verecektir. Madem öyle, şurası, bakın bir sayının sonunda iki tane sıfır varsa neyle çarpılmıştır? 100 ile çarpılmıştır. Madem öyle, 100 tane AB 2 basamaklı sayısıyla bir tane CD'nin toplamı bize ABCD 4 basamaklı sayısını verir diyebiliriz. Madem öyle, şunu da şu şekilde yapalım. ABC 0 ve D eklemiş halini yapalım. Bakın sonunda bir tane sıfır varsa onunla çarpılmış halidir bu. Demek ki 10 tane ABC 3 basamaklı sayısının üzerine bir tane D ekleyerek de ben ABCD 4 basamaklı sayısını elde edebiliyormuşum arkadaşlar. Yani işinize geldiği gibi soruların içerisinde bu şekilde çözümlemeler yapabilirsiniz tabii ki. 25. sayfamızın sağ üst tarafına doğru geçelim. Bir notumuz var. Notta diyor ki ABC 3 basamaklı bir sayı. Tamam. Şimdi bu ABC'nin, yani oluşturan, ABC'yi oluşturan rakamlar A, B ve C. Bunların bir sayı değeri var, bir de basamak değeri var. Sayı değerleriyle basamak değerleri ne arkadaşlar? Bir kere ABC'nin ayrı ayrı sayı değerleri yine ABC'dir. Adı üstünde sayı değeri. Peki basamaktaki değeri nedir bunların? Mesela A kaçlar basamağında? Yüzler basamağında. O zaman basamak değeri 100 A'dır. B onlar basamağında olduğu için basamak değeri 10 B'dir. C yine birler basamağında olduğu için bir kere C'den yine basamak değeri C'dir diyebiliriz. Yani soruların içerisinde buna da dikkat ediyorsunuz. Basamak değeri mi demiş, sayı değeri mi demiş, bunlara dikkat ediyorsunuz. Hangisini istediyse ona göre işlem yapıyorsunuz. Geçelim örneğimize. Kendisini oluşturan rakamların sayı değerlerinin çarpımı 32 olan en küçük 4 basamaklı doğal sayının birler basamağındaki rakam soruluyor bize. Şimdi 4 basamaklı istemiş, ABCD 4 basamaklı sayısı olsun diyelim ve kendini oluşturan rakamlarının sayı değerleri çarpımı, yani A çarpı B çarpı C çarpı D'nin de sevgili gençler 32 olduğundan haberdarız biz. Bunu söylemiş bize. Ve demiş ki bu ABCD 4 basamaklı sayısı en küçük sayı olsun. Bunlarla yazılabilen en küçük sayıyı oluştur diyor bize. Bunun birler basamağındaki rakam kaçtır diye soruluyor. Yani bize sorulan şey D. Pekala. Ben 4 tane rakamın çarpımı 32 olacak biçimde en küçük ABCD sayısını nasıl oluştururum? Şu şekilde yapabilirim bakın. A en küçük olacağı için 1 ile başlarım. Buraya 1'i koydum. Yani sen mesela şöyle diyebilirsin: hocam 8 çarpı 4 çarpı 1 çarpı 1. 8440, 8411'i yazabiliriz. Evet, ama en küçük olmaz, bir kere 8000 ile başlıyor. Senin bu rakamlarla oluşturabileceğin şey nedir arkadaşlar? 1 ile başlayacaksın ki en küçüğünü bulacaksın. Güzel. Şimdi 1 ile başlamak mantıklıydı. Az önce verdiğimiz örnekte de şurada zaten 4 kere 8 32'yi direkt yakalıyoruz. Hani şöyle bir şey de yapabiliriz. 1 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 8. Bunu da yapabiliriz. Ama 1228 yazmaktansa 1148 yazdığımız takdirde, bakın gördüğünüz üzere 1148, 1228'den daha küçük olan bir sayıdır. Demek ki bizim işimizi görecek olan sayı bu. 1148. Birler basamağındaki rakam kaçtır diye sormuş. Birler basamağı burada sevgili gençler. Hangi rakam var orada? 8 var. O halde cevabımız da 8 olacaktı diyebiliriz.
Bir diğer sorumuza bakalım. 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamları birer kez kullanılarak yazılan ABCDE 5 basamaklı sayısında A ile B'nin toplamı D ile E'nin toplamına eşit olacak. Bak şimdi A ile B'nin toplamı D ile E'nin toplamına eşit olacak biçimde kaç tane ABCDE sayısı yazılır diye soruluyor. Kaç tane ABCDE sayısı vardır diye soruluyor. Şimdi burada A ile B'yi, D ile E'yi seçebilmek için bunların toplamları birbirine eşit olacak ya. Bir tane baştan, bir tane sondan. Burası bitti. Bir tane baştan, bir tane sondan aldığınız zaman, bunları topladığınız zaman sevgili arkadaşlarım, 5 ile 9'u topla 14, 6 ile 8'i topla 14. Bu şekilde olan sayılar bulabilirsiniz. Şimdi o halde ben şöyle diyeyim. 5 artı 9 eşittir 6 artı 8. Bunu yazabiliriz. Peki başka bir şey yazılabilir mi? Sonuç olarak burada elde ettiğimiz sayı bizim 5900 pardon 59.000, sonunda 68 olacak. Ortasında da bir tane 7'miz olacak. Bu da C. Ama C ile alakalı bir işlemimiz olmadığı için C'yi şu an çok sallamıyoruz açıkçası. 59.768 buna uygun bir sayı. Şimdi şöyle yapabiliriz bakın. 5 ile 9'un yeri değişebilir. Buradan iki farklı sayı yazılır. Çarpı. 6 ile 8'in yerleri değiştirilebilir. Buradan da 2 tane sayı gelir. Çarpı 2. Şu an etti toplam 4 tane birbirinden farklı sayı. Daha sonrasında şuradaki 5-9 grubuyla 6-8 grubu da kendi aralarında yer değişebilir. Yani 68.759 gibi sevgili gençler. Bakın şunla şu. Grup halinde yer değiştirebilir. O halde bunlar da yer değiştirdiği zaman iki farklı seçenek ortaya çıkıyor. E güzel. Başka peki yazılabilir mi? Şimdi bu halde kaç tane yazdım arkadaşlar? 8 tane yazdım. Güzel. Şimdi tabii illaki farklı sayılar bulanlar da vardır. O farklı sayı bulanlar da arkadaşlarım şöyle bulmuşlardır bakın. 5 ile 8'in toplamı hocam 13. 6 ile 7'nin toplamı da 13'tü. Bunu sağlayan bir grup daha varsa yine onları da şu şekilde saydığım zaman o gruptan da 8 tane gelir mi? Gelir. Peki başka hocam? Başka var mı? Başka tabii ki var. Bak 6 ile 9'un toplamı 15, 7 ile 8'in toplamı da 15. Bir grup daha gelirse oradan da 8 tane sayı sayar mıyız? Sayarız. Peki başka var mı hocam? Başka, zorlasak da çıkmaz zaten. O halde toplam kaç tane sayı yazabiliyormuşuz bak buraya? 8, 8, 8 daha toplam 24 yapar ve 24 tane şu formata uygun ABCDE 5 basamaklı sayısı vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer sayfama, 26. sayfamdayım ve bir örnek var. ABC 3 basamaklı sayısında A'nın sayı değeri 1 artırılır, B'nin sayı değeri 5 azaltılır ve C'nin sayı değeri de 3 artırılırsa ABC sayısının değeri nasıl değişir diye sor. Şimdi bak. Elimizde ABC 3 basamaklı bir sayı var. Şimdi gidip A'nın sayı değerini 1 artıracağız. Yani şuraya bir tane eklemiş olacağız. B'nin sayı değerinin 5 azaltıldığı ve C'nin sayı değerinin de 3 artırıldığı söyleniyor. Şimdi ben burada sayı değerini artırıyorum. Fakat sayı değeri 3 artıyor da mesela şurada sayı değeri kaç artıyor? 1. Sayı değeri 1 artıyor da basamak değeri 1 artmaz işte. Basamak değeri kaç artar? Yüzler basamağında olduğu için 100 artar. Burası 5 azalıyor ama basamak değeri onlar basamağında olduğu için 50 azalır. Burası 3 artıyor. Sayı değeri zaten birler basamağında olduğu için basamak değeri de bunun 3 artar. Şimdi işlem yapabiliriz işte. 100 arttı. 3 arttı. Toplam 103 arttı. Ve burada da 50 azaldı. Bundan da 50'yi çıkarırsak ne yaptı? Artı 53 geldi değil mi? Artı 53 demek ne demek bu soru için? Bu sayının değeri şu işlemler yapıldıktan sonra 53 artmıştır demek sevgili gençler. O halde cevabımız da 53 artar olacak ABC sayısının değeri. Bir diğer sorumuz. AB, AB, AB 6 basamaklı sayısı. AB 2 basamaklı sayısının kaç katıdır diye soruluyor. Şimdi bunu birkaç farklı yoldan çözebiliriz. Tabi ben size şöyle bir soru sorsam. 12 sayısı 2'nin kaç katıdır?
Hemen cevap verebilirsiniz. Nasıl verirsiniz biliyor musunuz? Kafanızda oluşan işlem şudur. 12'yi 2'ye böldüm 6. Demek ki 6 katı hocam dersiniz. Şimdi peki demek ki ben burada AB 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 sayısını AB iki basamaklı sayısını bölersem şurada oluşacak olan sayı benim cevabım olacak. Gelin bu şekilde bir bölmeye çalışalım. A'nın içerisinde AB yok ama AB'nin içerisinde AB bir defa. Bir kere AB AB yapar. Çıkardım 0. Şimdi buraya dikkat ediyorsunuz. Şuradaki A'yı aşağıya indirdim. Bu A'yı aşağı indirdim ama A'nın içerisinde sevgili gençler AB maalesef ki yok. Daha sonrasında B'yi aşağı indirdik. B'yi aşağı indirdikten sonra AB'nin içerisinde B'yi aşağı indirmeden önce A'nın içerisinde AB olmadığı için buraya bir sıfır yerleştiriyorsunuz. B'yi buraya indirdik. AB'nin içerisinde AB yine bir defa. Bir kere AB AB yapar. Çıkardım yine sıfır geldi. Şimdi şu A'yı aşağı indirdik. Yine A'nın içerisinde AB olmadığı için bir sıfır koyduk. Daha sonrasındaki buradaki B'yi aşağı indirdik. AB'nin içerisinde AB bir defadır. Bir kere AB AB'dir ve farkı sıfırdır. Dolayısıyla cevabımız da 10.101'dir diyebiliriz. Cevap bu. Hocam bunun başka bir yolu yok mu? Yani bu şekilde sanki biraz karıştırıyoruz. Yani siz bile yaparken işte şuradaki sıfırı koymayı unutmuşsunuz. Daha sonrasında aklınıza geldi. Biz de unutabiliriz. Haklısın. Başka bir şekilde yapılabilir mi? Yapılır. Şöyle yapılır. Ben bu AB sayısını bak. Sonuna 4 sıfır ekledim. Şunun sonuna 2 tane sıfır ekledim. Buraya hiçbir şey eklemedim. Hadi gelin bunu toplayalım. Toplarsanız arkadaşlar. Bakın burası BA, BA, BA gelir. Yani şuradaki sayımızın aynısı gelir mi? Gelir. Şimdi şurası sonunda 4 tane sıfır olduğu için aslında 10.000 ile AB'nin çarpılmış halidir. Bunun sonunda 2 tane sıfır olduğu için 100 ile AB'nin çarpılmış halidir. Bunun sonunda hiçbir şey yok. Direkt AB'dir. Bak burada kaç tane AB var? 10.000. Burada 100, burada 1. Toplam kaç tanedir? 10.101 tane AB vardır. Ve işte bu sayı, şu sayı AB sayısının kaç katıymış? 10.101. İşte burada bulduğumuz sayının ta kendisi sevgili gençler. Bu şekilde de çözüm sağlayabilirsiniz. Geçtim bir alttaki soruma. Diyor ki AB ile BA iki basamaklı doğal sayılar için AB ile BA'nın toplamını bize 154 olarak vermiş sorumuz. AB sayısının en büyük değeri için A kere B kaçtır diye sormuş. Şimdi ne demiştim ben size? Şu birinci sayfada bakın. AB ile BA'nın toplamı çoğu soruda karşınıza çıkacaktır. Biz bunu nasıl yapıyorduk? 11 parantezinde A artı B diye buluyorduk. Pekala. Gelin o zaman yazalım. Şu AB ile BA'nın toplamı aslına bakarsanız 11 parantezinde A artı B'dir. Şimdi onu bir daha yazalım şuraya. 11 parantezinde A artı B eşittir 154'ü yazdım. Arkadaşlarım, şurası aynen kalsın. 11 parantezinde A artı B eşittir. 154 dediğimiz sayı 11 kere 15'tir. 14'tür. Peki 11 kere 14 ise buradaki 11 ile buradaki 11'i sadeleştirebilir miyim? Sadeleştiririm. Demek ki A artı B eşittir 14'müş. Hocam şimdi bu A artı B 14 ya ben bunu 12 bunu 2 seçebilir miyim mesela? Seçemezsin güzel kardeşim. Niye? Çünkü bu A ve B, AB iki basamaklı sayısının rakamları olduğu için adı üstünde rakam diyoruz. Bunlar rakam olacak. Yani sen bunu 12 seçersen 12.000 bir rakam olmadığını zaten biliyorsun. Şimdi bunlar rakam olacaklar ve en büyük AB sayısının bulmamız gerekiyor. Çünkü AB sayısının en büyük değeri için demiş. En büyük olacaksa A'yı 9 seçerim. Bunu da 5 seçerim ki AB iki basamaklı sayısının maksimum değeri 95 gelir. İşte bu en büyük AB sayısı için bize demiş ki A kere B'yi bul. A kere B yani 9 kere 5'i bul demiş bize. 9 kere 5 de kaç yapar arkadaşlar? 45 yapar. Bu da bizim cevabımız olur diyebiliriz. Devam ediyorum. Bir diğer sorumla sağ üst taraftayım. 26. sayfamın. Diyor ki x, y ve y x iki basamaklı doğal sayılar.
XY ile YX'in toplamı. Bak gene aynı muhabbet. AB ile BA. Ne farkı var? Hiçbir farkı yok. O zaman ben bunu 11 parantezinde A artı B biçiminde yazabilirim. Eşittir 77. Onu da 7 kere 11 diye yazalım hadi. Hemen bak işleme koyulduk. 11'ler gitti bir kere. Gittikten sonra da sen A artı B'nin 7 olması gerektiğini öğrendin. Diyor ki XY eksi YX farkının en çok farkı en çok kaçtır? En az kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben XY'nin en büyük değerini bulursam burada YX'in en küçük değerini de bulmuş olurum aslına bakarsan. Ve bundan bunu çıkardığım takdirde de çok büyük bir sayıdan çok büyük bir sayı çıkardığım için bu farkın en çok değerini bulmuş olurum. O zaman bu XY'nin en büyük değeri nedir? Tabii ki şuraya A artı B yazdık ama o aslında X artı Y olacak. Bu şekilde. Evet. Şimdi X artı Y 70 olacaksa hocam 7'ye 0 seçeriz diyebilirsin. Çok da mantıklı. Fakat şimdi sen bunu 70 seçtin de bunu ters çevirip 0 7 yazarsan bu iki basamaklı bir sayı olmaz. Doğru mu? Doğru. Demek ki başlangıcı 0 olamayacaksa sen bunu 0 seçemezsin. Bunu 0 seçemiyorsan ne seçmen lazım en küçük? 1 seçeceksin. Demek ki burası 6, burası 1 olacakmış. Demek ki bu XY'nin maksimum değeri 61'miş. O zaman YX'i de en küçük değer kalır, o da 16'dır. Sen 61'den 16'yı çıkaracaksın. Kaç kalır? 45. İşte bu maksimum değeridir farkı. En küçük değerini nasıl bulacağız peki? En küçük değeri de bunu 16, bunu 61 seçersin. Bundan bunu çıkarırsan da eksi 45 gelir. Ve sevgili gençler bu da minimum değerimizdir diyebiliriz. Böylelikle sevgili gençler en çok kaçtır da en az kaçtır sorularının cevaplarını bu şekilde bulmuş oluruz. Devam ediyorum bir diğer sorumla. AB iki basamaklı doğal sayı. X de bir reel sayı olduğuna göre, bakın X'in reel sayı olduğunu ilk defa böyle bir şey verdi bize sorunun içerisinde. Demek ki bu önemli bir olay. Dikkat ediyoruz o yüzden. A çarpı X 94'müş. B kere X de 132'ymiş. AB iki basamaklı sayısıyla X'in çarpımı kaçtır diye sormuş. Şimdi gel güzel kardeşim şu AB iki basamaklı sayısını çözümleyelim. 10A artı B. Dışarıda da bir de neyimiz var? Çarpı X'imiz var. Bu x'i içeri dağıtırsam ben x kere 10a ne yapar? 10 çarpı a çarpı x artı şununla çarparsam da b kere x yapar. Şimdi sen şurada b kere x'in aslına bakarsan 132 olduğunu biliyorsun. Hemen yazalım. 132 artı. Peki 10ax'i bilmiyorsun da ax'i biliyorsun. ax 94'tü. Madem öyle. Şu AX dediğimiz sayı 94 ise bak burası 10 kere 94'tür. Yani 940'tır diyebiliriz. Demek ki ABX'in sonucu işte şunların toplamı olacak. Ben bunları toplarsam 1040 artı 32'den 1072 yapar diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Böylelikle cevabımız da 1072 sayısı olacaktır dedik. Anladın umarım. Bak tekrar ediyorum. AB iki basamaklı sayısıyla X'i çarpmıştı. Ben bu AB'yi 10A artı B diye çözümledim. Daha sonrasında buraya koydum. Bu bana sorulan. Şimdi bu X'i içeri dağıttık. Dağıttıktan sonra bir 10AX bir de BX geldi. BX'in ne olduğunu zaten biliyorduk. Buradaki AX'in de ne olduğunu biliyorsun. Yerine yazdın, çarptın ve topladın. Cevap da 1072 geldi. Devam. Bir diğer örnek. AA ve BB. İki basamaklı sayıları için. Yani mesela 11, 22, 33, 55, 88, 77 gibi. Bu AA ile BB'nin çarpımı 1210'muş arkadaşlarım. A artı B'nin maksimum değeri soruluyor bize. Şimdi AA iki basamaklı sayısını nasıl çözümleriz? 10A dersiniz bir de A dersiniz değil mi? Yani 11A mı olur? BB iki basamaklı sayısı içinde 10B ile B'nin toplamı değil midir bu? Yani 11B yapar değil mi? Bu ikisini çarp demiş. Ben bu ikisini çarparsam 11 kere 11 ya da şöyle diyelim 11 çarpı 11 çarpı A çarpı B yapmaz mı? Yapar. Ve bu kaçmış? 1210'muş. Güzel. Şimdi gelin arkadaşlarım her iki tarafı 11'e bölelim. Hatta ve hatta 11 kere 11 kaç yapar? 121 yapar. 121'i karşıya atalım şu şekilde. Bak burası çarpım durumundaydı. 121. Bak, daha net göstereyim ben sana. Şunu da sileyim orada. Ayrı ayrı gösterelim. Burası 121'di. Yani 121 çarpı A çarpı B eşittir 1210 oldu.
Burada çarpım durumunda olan 121'i karşıya nasıl atarsın? Tabii ki bölüm olarak atarsın. Atalım bölüm olarak. A çarpı B ne gelir? 1210 bölü 121 gelir. Şimdi şu 121'in sonuna bir tane sıfır eklenmiş hali değil mi? Yani orası aslında 10 çarpı 121. O zaman ben bu ikisini birbirine bölersem 10 gelir. Yani A çarpı B eşittir 10'muş arkadaşlar. A artı B'nin en büyük değeri. Şimdi gençler, İki sayının çarpımı biliniyorsa toplamlarının en büyük değerini biz nasıl buluyorduk? Sayıları birbirine uzak seçerek buluyorduk. Madem öyle, ben bunları birbirine uzak seçeceksem, hocam ona biri seçelim gitsin işte diyemezsin. Neden? Çünkü A ve B ayrı ayrı birer rakam. Demek ki bunu seçemiyoruz. Başka ne var? Mecburen 5 kere 2 var ya da 2 kere 5 var. Başka da bir şey yok zaten. 1 kere 10 o da olmaz çünkü B de rakam. O halde sevgili gençler, A artı B'nin en büyük değeri ya 5 artı 2'den 7'dir ya da 2 artı 5'ten 7'dir. Hiç fark etmez. Cevabımız da bu olacaktı diyebiliriz. 27. sayfamıza doğru geçiş yaptık. Bir örnek daha. Rakamları toplamı 9 olan iki basamaklı bir sayının 3 katının 9 eksiği sayının tersten yazılışına eşittir. Şimdi bak. A, B iki basamaklı sayımız var. Daha sonrasında iki basamaklı sayısının 3 katının 9 eksiği bu sayının tersten yazılışına eşitmiş. Güzel. Bak şu olayı yazdıktan sonra aslında soru senin için bitiyor. Bunu yazabilmek önemli. Tekrar edelim. İki basamaklı bir sayının yani AB'nin dedik biz. 3 katının 9 eksiği eksi 9. Diyor ki sayının bu sayının tersten yazılışına eşit. Tersten yazılış da BA'dır. Yani 15'e 51 gibi, 17'ye 71 gibi, 27'ye 72 gibi. Güzel. Bu çözümleme yapacağız. Şurası 3 çarpı, bak 10A artı B diye çözümleriz. Bak parantezleri de unutmuyorsun. Eksi 9 eşittir. BA iki basamaklı sayısını nasıl çözümleriz? 10B artı A biçiminde. Güzel. Sonra da gel şu 3'ü içeri bir dağıtalım. 30A artı 3b eksi 9 eşittir 10b artı a yaptı mı? Yaptı. Sonra şu a'yı gelin şu tarafa atalım. 29a yapar. Niye? 30a'dan a'yı o tarafa atarsam eksi a diye geçer. 30a'dan a'yı çıkardım. 29a. 10b'yi de bu tarafa atalım. O da 3b'den 10b'yi çıkardınız. Eksi 7b yapar. 9'u bu tarafa atarsak da artı 9 gelir. Güzel. Buna uygun bir sayı bulmamız lazım bizim. Buna uygun sayıyı nasıl buluruz? Bunu tartışalım, bunu bulalım. Şimdi arkadaşlarım mesela A1 olsa burada 29 kere 1, 1 yapar. Buranın 20 olması lazım 9 kalması için. Olmaz. Burası 2 olsa 2 kere 29, 58 yapar. 58'den ben 49'u çıkarırsam 9 kalır. Ki 49 olabilmesi için de buranın B'nin ne olması lazım? 7 olması gerekiyor. Demek ki bulduk. A2 olacak. B'de 7 olacak. Ne diyor? Bu sayının birler basamağı. Ben bu sayıyı AB seçmemiş miydim? Bu AB sayısı 27'ymiş. Diyor ki bana birler basamağındaki sayı kaçtır? Birler basamağındaki sayı bu. Demek ki cevabımız da 7 olacakmış diyebiliriz arkadaşlar. Devam. Bir diğer örnek. A5 B3 sayısı A2 B1 sayısından kaç fazladır? Bak şimdi. Yazalım. A5 B3 ve A2 B1 kaç fazladır diye soruyor. Demek ki çıkaracağım. Yani ben sana bir soru sorsam hocam 17 17 11'den kaç fazladır diye sorsam sen 17'den 11'i çıkarmaya çalışırsın. Cevabı da bulunca hocam 6 fazladır dersin. Şimdi bu bundan kaç fazladır diye sorulduğu zaman da çıkarma yapacaksın tabii ki. 3'ten 1 çıktı, 2 kaldı. B'den B çıktı 0. 5'ten 2 çıktı 3. A'dan A çıktı 0. Kaç fazlaymış? 302. Sen bunu şu şekilde de düşünebilirsin. A5 B3 ve A2 B1. Cevabımız bu arada. Şuraya bakıyorsun. Birler basamağı 2 fazla. Demek ki 2 fazlalık buradan var. Yüzler basamağı 3 fazla. Demek ki 300 fazlalık da burada var. Niye 300? Çünkü yüzler basamağı. 3 fazlaydı. 3 kere 100'den 300. Toplamda ne kadar fazla oluyor? 302. Madem öyle 302 fazladır da diyebiliriz cevabımıza. Şimdi hatırlatma. Sağ taraftaki örnekleri çözebilmek için ileriki konularımızdan bazı hatırlatmalar.
9. sınıf konularında işlediğimiz şeyler sevgili gençler. A üzeri n dediğimiz ifade aslında bakarsanız n tane a'nın yan yana çarpımıdır. A üzeri n ile a üzeri m'nin çarpımı üstler toplanır sevgili gençler tabanlar eşitse. Yine burada tabanlar eşitse şu şekilde pardon üstler eşitse tabanları çarpıp aynı üssü üstüne yazıyorsunuz. Eğer bir üssü sayının üssü varsa üstlerini sevgili gençler ne yapıyorsunuz? Çarpıyorsunuz n kere m biçiminde. İkinci hatırlatmamız da 10 üzeri n eksi 1 de sevgili gençler 1'in sağ tarafında n eksi 1 tane 0 olduğunda n eksi 1 tane burada 0 var. Bir tane de bu var. Demek ki bu sayı n basamaklı diyoruz. Yani 10 üzeri 3 mesela kaç basamaklıdır? 4 basamaklı. 10 üzeri 27 kaç basamaklıdır? 28 basamaklıdır. Yani şurada yazanın bir fazlası oluyor. Peki madem öyle 10 üzeri n eksi 1 mesela 10 üzeri 3'e biz 4 basamaklı dedik. Çünkü ben bunun 1000 olduğunu biliyorum. 10 üzeri 3'ten 1 çıkarırsanız ne olur? 999 olur. Yani şurada yazan kadar basamağı vardır diyebilir miyiz o halde? Bak 10 üzeri n bak ne gelmiş? 99999 gelmiş çünkü 1 çıkardık. 10 üzeri n bak şurada yazan neydi? Bu sayıda n'ye basamaktır o halde diyoruz. Şimdi gelin sorularımıza bakalım. 2 üzeri 2020 ile 2 üzeri 5 üzeri 2022'nin çarpımının sonucu kaç basamaklıdır diye sorulmuş. Eğer ki sen şunu açsan, şunu da açsan ki kimse açamaz bunları. Şu an dünya üzerinde yaşayan kimsenin ömrü yetmez diyelim. Açamayız yani. Daha sonrasında hadi diyelim ki çarptığımızı da varsayalım. Çarptıktan sonra oturalım bir de bunların kaç basamaklı olduğunu sayalım. Diye bir muhabbetin içerisine tabii ki giremeyiz. Ne yapacağız? Şöyle. Bakın 2 üzeri 2020'yi yazdım. Çarp. Ben şu 5 üzeri 2022'yi şöyle yazabilirim bak. 5 üzeri 2020 çarpı 5'in karesi diye yazabilirim. Parçaladım yani 2022. Nasıl parçaladık? Aha da bu şekilde. Tabanlar eşit olduğu için üstler zaten toplanıp 2022 olacaktır. Peki gelin bunları parçaladıktan sonra şu işaretlediğim şeyi kendi aralarında çarpalım. Üstleri birbirine eşit olduğunu görüyorsunuz. 2020'ye 2020. Madem öyle tabanları çarpılır. 2 kere 5 10 yapar. 10 üzeri 2020 çarpı 5'in karesi nedir? 25. Şimdi 25'in sonuna 2020 tane 0 eklemek demektir arkadaşlar. Şurada 2020 tane 0 var. 2 basamak da burada var. 2020 basamak burada. 2 basamak da burada. Cevabımız ne olacakmış? 2022 basamaklı olacakmış sevgili gençler. Bu sayımızın kaç basamaklı olduğunu şu an bulmuş olduk. Devam. Peki bu sayı kaç basamaklıdır? Bunu da şöyle yapalım. Şu 4 dediğimiz sayının sen aslında 2'nin karesi olduğunu biliyorsun. 2'nin karesinin 13. kuvveti var burada. Çarpı. Şu 25'in de sen aslına bakarsan 5'in karesi olduğunu biliyorsun. 5'in karesinin de 12. kuvveti var burada. Şimdi biraz düzenlemiş olduk. 2'nin karesinin 13. kuvveti. Ne yapacağız? Buradaki 2 ile 13'ü çarpacağız. Buradaki 2 ile 12'yi çarpıp yazacağız. 2 kere 13 26 yapar. 2 üzeri 26. 2 kere 12 24 yapar. 5 üzeri 24 dedik. Şimdi bu sefer burayı parçalayacağım. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 24 çarpı 5 üzeri 24 diye yazabilirim ben bunu. Şunu toplamları 26 olacak biçimde paylaştırdım. Peki niye 2'ye 24 yaptım? Çünkü hocam buradaki 24 ile buradaki 24'ün eşit olmasını istedim. Çünkü tabanlarını çarpacağım. 2'nin karesi 4'tür biliyorsunuz. 4 çarpı burası da 10 üzeri 24 yapar. Bu ne demektir? 4'ün sağında 24 tane 0 var demek. Yani burada 24 tane basamak var. Bir tane de basamak burada var sevgili gençler. Toplamda bu sayımız 25 basamaklıdır diyebiliriz. Devam ediyorum umarım anlamışsındır. Biri m, diğeri n basamaklı. İki doğal sayının çarpımı arkadaşlarım en çok m artı n basamaklıdır. Siz de benimle beraber yazın. En az da m artı n eksi 1 basamaklıdır diyoruz. Bunu sakın unutmayın. Mesela 98 ile 98'in çarpımı. İkisi de 2 basamaklı. Ben bunları çarparsam arkadaşlar bu 2 basamaklı, bu 2 basamaklı çarpımın sonucu 4 basamaklı gelir. Ama mesela 11 ile 11'i çarparsanız 3 basamaklı gelir. Bu 2 basamaklı, bu 2 basamaklı iken 2 artı 2 eksi 1 basamaklı geldi. Bak 3 basamak.
Burası ise 2 artı 2 basamaklı geldi. 4 basamaklı. Peki bunu hocam sezgisel bir yolla mı yapacağız yani diye soracak olursan, yok, onun da bir mantığı var. Bak şurada yazdık. Soldaki ilk basamaklarındaki bulunan rakamların sayı değerlerinin çarpımı eğer 2 basamaklıysa sevgili gençler, 2 basamaklıysa diyeceğiz ki bu m artı n basamaklıdır diyeceğiz. Nereden çıktı bu? Şöyle yazalım. Buraya yazın siz de benimle beraber, basamaklıdır. Nereden çıktı bak. 9 kere 9 kaç? 81. 2 basamaklı mı? Evet. O zaman direkt bu 2 basamaklı, bu 2 basamaklı ya, 2 artı 2'den 4 basamaklı diyebiliriz. 1 kere 1, 1. 2 basamaklı yapmadı. Hapşuracağım. 2 basamaklı yapmadı. O zaman 2 artı 2 eksi 1 basamaklıdır diyebiliriz. Yani 3 basamaklı. Bir diğer örneğimize de bakalım. A sayısı 40 tane 2'den, B sayısı 50 tane 7'den oluşmuştur. Yani A sayısını şöyle gösterelim. A sayısı arkadaşlar 2, 2, 2, 2, nokta, 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 2, 2, 2. Burada toplam 40 tane 2 var. B sayısı da 50 tane 7'den oluşmuş. 7, 7, 7, 7, nokta, 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 7, 7, 7. Peki. A kere B sayısı kaç basamaklıdır? Şimdi arkadaşlar, soldan ilk basamak, soldan ilk basamak. 2 ve 7. Çarpıyorsunuz 2 ile 7'yi. 14 basamaklı ya. 14 etti ya. Yani kaç basamaklı? 2 basamaklı. Eğer 2 basamaklıysa diyoruz. Bu kaç basamaklıydı? 40. Bu da 50 basamaklıydı. O zaman cevap nedir biliyor musunuz? 40 artı 50'den 90 basamaklıdır diyebiliriz. Hoca, eğer şu kısım 14 dediğimiz yer 2 basamaklı sonuç çıkmasaydı, o zaman ne yapacaktık? O zaman cevap ne olurdu? Şu olurdu. 40 artı 50 eksi 1'den 89 basamaklı olurdu. Zaten sevgili gençler, şu kısım ya 2 basamaklı olur ya tek basamaklı olur. Çünkü 2 tane rakamın çarpımı maksimum 2 basamaklıdır zaten. Dolayısıyla eğer 2 basamaklıysa direkt topluyorsun, yazıyorsun. Eğer burası 1 basamaklı çıktıysa, soldan ilk rakamların çarpımı 1 basamaklı çıktıysa toplayıp 1 çıkarıyorsun, cevap budur diyorsun. Anlaştık? Evet arkadaşlarım, bir sonraki konumuza geçeceğiz. Bu da demek oluyor ki bu konunun sonu geldi. Basamak kavramı, basamak analizi ya da çözümleme, hangisini istiyorsan onu kullanabilirsin. Çözdüğün çeşitli soru bankalarında bu konunun ismi karşına bu şekillerde çıkar. Umarım ödevlerini sıkı bir şekilde yaparsın. Şimdi matematiğin ilacı TYT soru bankasında sevgili gençler, basamak analizi, basamak kavramı, çözümleme konusunun testlerini hemen acilen bitiriyorsun. Bitirir bitirmez de bir sonraki hafta için hazırlıklarını yapıyorsun. Bir sonraki haftaki konularımızı direkt zaten PDF'in başında görebilirsin. Bir sonraki hafta için hazırlıklarını yapıyorsun ve yine ekran başına geçiyorsun. Şimdi asal sayıları işleyeceğiz. O videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.